Merhaba arkadaşlar. Örgülok Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu minyatür gül çalışmamı nasıl yaptığımı tarifini vereceğim. İlk olarak ihtiyaçlarımız olan bir tane dondurma çubuğu arkadaşlar. İnce bir dantel tığı. Yeşil ip. İstediğiniz renkte ip. Şimdi ilk olarak arkadaşlar size yeşil yaprak kısmını tarifini vereceğim. Arkadaşlar ilk olarak ipimizi biraz buradan uzun bırakalım ki çekmemiz kolay olsun. Şu şekilde, bakın şu şekilde parmağıma dolayarak şöyle girip şu ipimiz üst kısımda kalacak şekilde bir tane sihirli halka oluşturuyorum. Düğümümü attım. Çıkarıyorum. Şu şekilde sihirli halkamı oluşturdum. Daha sonra 6 tane düğümümü atıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Altı tane düğümü attıktan sonra şu şekilde ipimden çekerek burayı halka kısmına getiriyorum. Ve her yaptığım düğüm üzerinden tekrar düğüm yaparak bu şekilde ilerliyorum. İlk sıramı tamamladım arkadaşlar. Şekilde sıramı tamamladım. Daha sonra devam ediyorum arkadaşlar. Hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan yaptığım düğümlerin üzerine sürekli devam ederek merhaba arkadaşlar, Örgülok Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu küçük minik minyatür gülün nasıl yapıldığının tarifini vereceğim. İlk olarak ihtiyacımız olanlar bir tane yeşil ip, dilediğiniz renkte bir ip, ince bir tığ, dondurma çubuğu ve işlemimize başlayabiliriz. İlk olarak yeşil yaprak kısmıyla başlayacağım arkadaşlar. Devamında sizlere gülün nasıl yapıldığını tarifini vereceğim. İlk olarak ipimizi şu şekilde birazcık uzun bırakıyoruz alt kısmını çekebilmemiz için. Şu şekilde parmağıma dolayıp şöyle bir geliyorum. Daha sonra iğnemi buradan geçip bu ipi de iğnemin üzerine alıyorum. Ve bu şekilde bir tane düğümümü atıyorum. Daha sonra bu şekilde çıkarıp çeviriyorum ve 6 tane düğüm atıyorum. Bakın. Sihirli halkamın içine girdim. İpim üzerinde. Alttan doladım. Ve bir tane düğümümü attım.
Toplamda 6 tane düğüm olacak. Tekrar giriyorum. Buradaki ipim üst kısımda. Buradaki ipim alttan geliyor. İkinciyi de yaptım. Tekrar üst kısımdan, alt kısımdan doluyorum. 3 tane oldu. Dört. Beş. Ve altı tane düğümüm oluştu arkadaşlar. Daha sonra buradaki ipimi asılarak burayı bir halka haline getiriyorum. Ve birleştiriyorum. Tekrar ipim dış kısımda kalacak arkadaşlar. Uzun bıraktığım ip. Daha sonra her bir düğümümün içine tekrar bir tane düğüm atarak ilerliyorum. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Ve elimle şöyle ikiye katlıyorum arkadaşlar. Yaptığım küçük şeyi şu şekilde ikiye katlıyorum. Ve hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan toplamda 12 sıra olacak şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Ve hiçbir işlem yapmadan 12 sıra ilerleyip geliyorum. Zaten kendisi alt kısmını ilerlediğimiz ilk, ikinci, üçüncü sırada kendini belli ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben yapraklarımı tamamladım. Zaten 6 tane zürafa üzerine kurmuştuk. 6 tane zürafanın her ikisine 3'er yaprak düştü. Her ikisine böldüğümüzde 3'er yaprak düştü. Bu şekilde yeşilimizi tamamladık. Şimdi gelelim gülümüzün yapılışına. Hemen ipimi alıyorum arkadaşlar. Çubuğumu da alıyorum. Yine şu şekilde ipimi birazcık uzun bırakıyorum. Uzun bıraktığım ipimi şu şekilde elime alıyorum. Ve tekrardan şöyle içinden bir tane ilmek geçiyorum. Uzatıyorum. Ve bu ilmeği çubuğuma takıyorum arkadaşlar. Çok sıkı takmayın arkadaşlar. Çıkarken zorluk çekiyorum. Sonra tekrar bir tane zincirimi çekip takıyorum. Bir zincir takıyorum. Bu şekilde 24 tane olacak şekilde diziyorum arkadaşlar buraya.
Ve ben bunu 24'e tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu da 24'e tamamladım. Arkadaşlar size bir püf nokta daha vereceğim. Öncelik olarak buradaki devamındaki olan ipimizi kesmiyoruz. Onu uzunca ayarlayıp iğnemize takıyoruz. Arada kopukluk olmaması için. İğneme taktım arkadaşlar. İğneme taktıktan sonra önemli olan bir kısma geliyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki kısa ipimi alıyorum. Yalnız şuradaki ipi, buradaki ipimizi küçültene kadar, çekene kadar şunları elimizden salmıyoruz arkadaşlar. Hizanın bozulmaması için. Ve şu şekilde ben buradaki ipimi çekerek burayı daraltıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daralttım arkadaşlar. Zaten bu hizayı kendimiz yaparken de kuracağız arkadaşlar. Ona takılmayalım çok fazla. Ama ilk başta tamamen saldığımız zaman daha kötü duruma geliyor. Hemen iğnemi alıyorum ve yapılış aşamasına başlıyoruz arkadaşlar. Yine her birim içine bir tane düğüm atacağım arkadaşlar. Hepsinin içine birer tane düğüm atacağım. Aşağıdaki ip takıldı. Affedersiniz arkadaşlar, küçük aksilikler olabiliyor. O ip takılıyor ve o ipi de kesemiyorum çünkü o ipe ihtiyacım olacak. Ve şu şekilde hepsinin tepesine birer tane düğüm atarak ilerliyorum arkadaşlar. Sıra başına kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Bunu da sıra başına kadar getireyim arkadaşlar. İkinci sıramıza geçtiğimizi göstereceğim. Bu şekilde bir sıra ilerleyeceğiz arkadaşlar. Her birinin tepesine. Şu şekilde hepsinin tepesine birer tane ilmek yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, o bir sıramı da tamamladım. Bu şekilde şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Tekrar arkadaşlar, yaptığımız her
düğümün ortasına girerek tekrar bir sırada aynı şekilde düğüm atıyoruz. Yalnız bu düğümlerin hizaları eşit olmalı arkadaşlar. Çünkü bunların üzerine gülümüzün küçük pütürcüklerini yapacağız. Şu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Sıra sonuma kadar da bu şekilde geleceğim. Arkadaşlar aralarda yaptığım ufak tefek aksilikler için kusura bakmayın. Ama iğne oyasında ipler dolaşabiliyor, karışabiliyor birbirine. Şu kısım aşırı oyalıyor ve bu kısımla aşırı zorlanıyoruz arkadaşlar. Yeni yapacaklar için zaten elinizle tutmazsanız, normal çekerseniz dondurma çubuğundan tamamen hepsi birbirine karışır ve yapamazsınız. Yani o şekilde çok fire vermiştim ilk yaptığımda. Ve evet arkadaşlar sıramın başına geldim. Ve bu her bir tepeme üç tane düğüm atacağım arkadaşlar şu şekilde. Her bir tepeme 3 tane düğüm atarak bu şekilde dolanıp geleceğim arkadaşlar. Şu şekilde her bir tepeme 3 tane düğüm atarak tüm sırayı dolanıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün sıramı tamamladım ve şimdi gülümüzü oluşturmaya başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle buradaki ipimiz bolarmış, bunu unutmayın. Ben bu ipi o yüzden kesmedim, ilk başta da dolaşmasına sebep olmuştu ya. Bu ip bana ileride lazım olacak demiştim. Bolaran kısmı çekiyoruz ve orayı da küçültüyoruz arkadaşlar. Ve şu şekilde ikiye katlıyoruz. İkiye katladığımız oyayı şekilde ikiye katlıyoruz. İkiye katladığımız oyayı tahmini olarak ben göz kararı çalışıyorum. Ama siz nasıl çalışırsınız bilmiyorum. Şuradan giriyorum. Bakın. Şuradakinin orta kısmına, atladığım kısma şu şekilde iğnemle geçiyorum.
ve şu şekilde ilk birleştirmemi oluşturuyorum. Daha sonra saniye arkadaşlar. Bu şekilde oluşturmaya başladık. Daha sonra tekrar yine aynı şekilde aynı işlemi tekrar ediyorum. Göz kararı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Belli bir kuralı yok bunun. Şu şekilde bakın gülümüz oluşmaya başladı. Şöyle hafif kenarlarından çekerek, düzelterek. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Şu şekilde ip bu alt kısımda kalacak. Şekilde ipim alt kısımda kalacak. Şöyle göstereyim. Yine çekiyorum. Daha sonra arkadaşlar işlemimin son yaprağına geldim. Ve yine aynı dikişimi yaparak gülümü birleştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde gülüm oluşmuş oldu. Daha sonra alt kısımlarda pekiştirmelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar da göz kararı yapabilirsiniz. Belli bir kuralları yok. Maksat ipimizin sağlam olması, kopmaması. Bu arada video heyecanı ile bir tanesini unutmuşum. Ama siz unutmayın arkadaşlar. Bunu yine uzun bir şekilde kesiyorum buradan. Buradakini o en sonki kestiğim ipi değil de İlk önceki kalan ipi kesiyorum ve çakmakla pekiştiriyorum arkadaşlar orayı. Ve son olarak gülümüzü artık bugün bende bir şey var sanırım. Bir dünya aksilikle. Sonunda size bunu anlatabildim. Bebeğim var arkadaşlar. Tekrar çekebilecek güçte de değilim. Gülümü yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde pembe gülümü de oluşturdum. Şekilde pembe ve kırmızı güllerim tamamlandı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi günler, sağlıcakla kalın.